Evet, hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Non-clauses dersimize hoş geldiniz. Ejective clauses dersinden sonra non-clauses dersi inanın çok çok daha kolay gelecek. Ama önem açısından en az ejective clauselar kadar önemli bir ders olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben bunu her zaman söylüyorum. İngilizce'de komplike cümle oluşturabilmenin, zorlu, uzun cümle oluşturabilmenin iki tane yolu vardır. Bu da ejective clauselar ve non-clauselardır. Bir de tabii linkerlar var. Linkerlar da o şekilde uzun cümle oluşturur ama linkerları anlamak nispeten bu ikisine göre daha kolaydır. O yüzden dersimizi dikkatlice takip edeceğinizi ümit ediyorum diyeyim. Yani non-clause'lar isim cümlecikleri demek. Ejective clause'lar kadar zor değil açıkçası. Hemen başlayalım madem. Non-clause nedir diye başlayalım. Şimdi non-clause kafada oturtmak oldukça kolay, anlamak oldukça kolay. Şimdi I know English gibi basit bir cümle üzerinden kıyasen başlayacak olursak, şimdi I know English de English kelimesi bir noun'dur. Bu çok basit, değil mi? English'i kaldıralım oradan. Hemen bir film ismi bu da, değil mi? Bir korku gerilim filmiydi bu. I know what you did last summer. Geçen yaz ne yaptığını biliyorum. Şimdi bu I know what you did last summer'da işte nasıl ki English bir noun'du. Burada what you did last summer ise noun clause yani isim cümleci olmuş oluyor. Şimdi buna cümlecik denmesinin sebebi, biz bunu ejective clause'larda da söylemiştik. Cümlecik denmesinin sebebi kendi içinde yine bir subject, verb ve object barındırmasıdır. Yani kendi içinde yeni bir subject, verb ve object var. Ama bizim esas subject, verb ve object'imiz yapısı asla değişmiyor. Bu kesinlikle değişmezdi. Bu bizim subject'imiz, bu bizim verb'ümüz. Bu kısım olduğu gibi bizim object'imiz. Yani ana subject, verb, object değişmiyor. Ama isim cümlecinin içerisinde yeni bir subject, verb, object yapısı var. Şimdi isimler cümlenin her yerinde kullanılabilir. Yani object olarak da kullanılabilirler ama subject olarak da kullanılabilirler. Bakın English is great dediğim zaman İngilizce harikadır. English bizim için bir noun'dur ve cümlenin de öznesidir. Doğru mu? Şimdi bu şekilde what you did for her is great dediğimizde de bu sefer yine subject pozisyonunda, bakın bu bir subject olduğu gibi bu verb ve bu da object, değil mi? Subject pozisyonunda kendi içinde yine subject, verb ve object'i olan bir isim cümleciyi kullanmış oluyoruz. İşte şu şekilde bir genel tanım yapabiliriz. Cümlenin içerisinde isim olarak ve isim gibi kullanılan ama kendi içerisinde subject, verb, object yapısına sahip olan cümleciklere biz isim cümleciği diyoruz. Şimdi bu bizim tanımımız. Cümlenin içinde yeni bir subject, verb, object'e sahip olan cümlecik yapılarına ve isim gibi kullanılan yapılara non-clause deniliyor. Tamam, bu tanım. Ama şimdi bu tanımı hani oturtmak önemli, güzel, yani kolay ve önemli. Şimdi non-clause'lar, bunu çok net bilmemiz lazım. Non-clause'lar cümlenin içerisinde hem subject hem de object pozisyonunda kullanılabilir. Hatta ikisi birlikte de olabilir. Yani sen subject olarak bir non-clause, object olarak da bir non-clause gayeten kullanabilirsin. Hiçbir sorun da çıkmaz. Şimdi bakıyorsunuz çünkü isim yani sonuçta isim yani değil mi? İsimi her yerde kullanabilirsin. Mesela how you can upload documents, how you can upload documents will be explained in 5 minutes. Çok basit. Burada how you can upload documents subject olarak kullanılmış, will be explained verb olarak kullanılmış, in 5 minutes de object olarak kullanılmış. Yani bunun tamamı non-clause'un tamamı subject pozisyonunda. Ve anlamı da nasıl doküman yükleyebileceğin. Şimdi non-clause'ların kolaylığı şuradan kaynaklanıyor. Non-clause'da ben şunu kullanıyorum ya, WH kullanıyorum ya. Bu zaten Türkçe doğrudan kelime anlamıyla çevriliyor. Yani how, nasıl anlamına geliyor. Nasıl doküman yükleyebileceğin 5 dakika içinde açıklanacak. Burada subject olarak kullanılmış. Ama burada I know. Şimdi I cümlene subject'le başlamışsın I diye. Sonra da know'la devam ediyorsun. Yani verb'le devam ediyorsun. İşte bu sefer burada ne olarak kullanılmış? How you can upload documents object olarak kullanılmış. Ben biliyorum.
Kim biliyor? Ben biliyorum. Ne yapıyorum? Biliyorum. Nasıl doküman yüklenebileceğini biliyorum. Burada da object olarak kullanılmış diyebiliriz. Non-clause nedir sorusunun cevabı bu kadar aslında. Ama non-clause'un türleri 3 ana türe ayrılıyor. Birincisi tüm WH soru biçimleri. Tamamı. Az öncekiler hep o kategoriye giriyordu. What, where, when, how, which, who. Bunların hepsi de non-clause olarak kullanılır ve kelime anlamıyla çevrilir. Neyse o yani. Whether or not ya da if. Bundan uzun uzun bahsedeceğiz. Şöyle olup olmadığı anlamına geliyor. Ve son olarak that ve the fact that. Şimdi bu üç türünden biz bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi umuyorum şeyi anladınız. Yani non-clause'un ne olduğunu anladığınızı umuyorum. Şimdi non-clause'ların türünden ilkinden bahsetmeye başlıyoruz. WH non-clause. Zaten şu ana kadar iki tane örnek verdik. Şimdi non-clauses deyince WH ile yapılanlar WH ile başlıyor tabii. Yani bir non-clause head'i var. Non-clause başı var yani. Daha sonra da bakın, daha sonra cümlenin düz sırası. Yani bakın subject, verb ve object. Şimdi bunu sorudan, hani WH soru ifadesi diye sorudan ayıran şey şu. Soru yaparken siz verbün yardımcı fiilini buradan alıp şu ön kısma getiriyorduk değil mi? Mesela what is she doing here? Bak what is she doing here yapıyorduk. Soru yaparken. Ama non-clause'da what is she doing demiyoruz. What she is doing here diyoruz. Yani is ve doing beraber burada düz cümle gibi kullanılıyor. Yani WH'in arkasından düz cümle getireceksiniz. Soru gibi yapmayacaksınız yani. Tamam. Anlamını çözmek ama çok çok kolay. Yani I will tell you, sana söyleyeceğim. Bak, where you can find the keys. Anahtarları nerede bulabileceğini ben sana söyleyeceğim. Mesela I will tell you a story derdik mesela. Sana bir hikaye anlatacağım, hikaye söyleyeceğim. I will tell you where you can find the keys. Noun kullanabildiğin her yerde noun clause da kullanabiliyorsun. Sana anahtarları nerede bulacağını söyleyeceğim diyor. Şimdi bu soru olsaydı where şu başta olurdu, bakın şurada olurdu. Where can you find the keys olurdu, değil mi? O yüzden soru gibi değil bakın. Dikkat edin. Where can you find demiyor. Where you can find the keys diyor. O yüzden soru gibi değil. Why we didn't make so much profit? Neden bu çok da fazla kâr etmediğimiz? Will be explained in detail today. Bugün detaylı bir şekilde açıklanacak. Ya da Terry hides from everyone. Terry herkesten saklıyor. How he can rent a car so cheap? Arabayı nasıl bu kadar ucuza kiralayabildiğini, bakın bunu hep nasıl diye çevirdim. Nasıl bu kadar ucuza kiralayabildiğini herkesten saklıyor. Şimdi bunu anlamışsınızdır. Anlamakta çok zor bir şey yok zaten. Şimdi bu birinci önemli nokta. Bazen WH artı subject verb object yapısındaki object kısmı kullanılmayabilir. Yani şu kısım opsiyonel. Şu kısım opsiyonel. Yani lazımsa kullanılır. Bu durumda göze ilginç gözüken ama aslında grammar olarak, dil bilgisi olarak doğru olan garip görünümlü cümleler ortaya çıkabilir, karşımıza çıkabilir. Şimdi buna birkaç örnek vereceğiz. Şimdi şunda pek bir şey yok. Mesela no one knows. Hiç kimse bilmiyor. Why? Senin W için. Bak W için why. The picnic subject'in. Was cancelled the verb. No one knows why the picnic was cancelled. Kimse pikniğin neden iptal edildiğini bilmiyor. Şimdi burada objekte ihtiyaç yok yani. Fakat mesela hafta sonundaki piknik deseydi. Why the picnic was cancelled? Gerçi o zaman da why the picnic had to be. Neyse. Hani yani
Yesterday mesela deseydi. Why the picnic was cancelled yesterday. O zaman objekte gerek olurdu ama burada objekte gerek yok. Şimdi şu cümleye dikkat ediniz. Why the picnic was cancelled was not very clear. Şimdi işte bakınız. Şu cümleyi ben bölmediğimi düşünseniz, readingde karşınıza geldiğini düşünseniz. Why diye başlıyor. Yani bir kere bu why sonunda soru işareti yoksa bir soru değildir. Non-clause'dur bu bir. İkincisi, why'ın arkasından bir yardımcı fiil değil subject geliyor bakın. The picnic. Şimdi normalde why is, why does, why did gibi gelmesi lazım. Ama burada why the picnic diyor. O zaman WH'in arkasından subject geldiğine göre bu katiyen bir non-clause bir kere. Yani o yüzden soru gibi düşünmeyeceğiz. Daha sonra şu cümlede sizin karşınıza şöyle bir şey çıksa. Hem burada was cancelled var hem de was not var. Şimdi normalde bu sizin işte temel İngilizce'de dağılmanıza sebep olur. Ama olmasın. Bu kısım şöyle. İlk kısım şurası. Why the picnic was cancelled? Pikniğin neden iptal edildiği? Değildi. Ne değildi? Çok belli değildi. Okay? Yani o yüzden şu size şu was cancelled was not garip gözükmesin. Şimdi biraz daha garip örnekler vereceğim. Şimdi gene basitten başlayalım. The police did not tell us where Tom is. Aa yanlış yazmışım. Was dememiz gerekirdi. The police gerçi olabilir. Böyle de olabilir aslında. The police did not tell us where Tom is. Şimdi where Tom is a secret. Şimdi normalde reading'de şöyle bir şey karşınıza çıksa dersiniz ki ya yanlışlıkla is'i iki kere yazmışlar. Hayır. Burada bir yanlışlık yok. Bakınız where Tom is Tom'un nerede olduğu anlamına geliyor. Şimdi normalde sen soru sorsan nasıl sorarsın? Where is Tom diye sorarsın. Where is Tom? Ama bunu non-clause'a çevirirken where Tom is şeklinde. Hani subject önce, verb sonra gelecek. Where Tom is a secret. Tom'un nerede olduğu bir sır diyor. Evet. O yüzden bakın burada bir sorun yok. Ya da gene garip bir cümle. What he does not interest me. Şu cümle karşınıza çıksa şey yapabilirsiniz. Gıcık gelebilir yani ama hiçbir gıcıklık yok burada. What he does, onun ne yaptığı ilgilendirmez beni. Hiçbir sorun yok bu cümlede. Şu bizim subject'imiz, şu bizim verb'ümüz, şu da bizim object'imiz. En ufak bir sıkıntımız yok. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Bunlar çok kıymetli şeyler. Umuyorum anlıyorsunuzdur. Geçmek zorundayım. Yani gerçek sınıfta anlamayanlar sorularını soruyorlar. Hani o açıdan güzel oluyor ama burada ben geçmek zorundayım. Bu yani. Umuyorum anladınız. Evet. Şimdi bir diğer konuya devam ediyorum. Gene WH'lerle devam edeceğim. Şimdi who ve what soru ifadeleri bazen doğrudan subject'i sorarlar. Çünkü who kim demek? Kim yaptı bunu? Ya da what ne demek? Ne oldu filan. Yani burada sen doğrudan kişiyi soruyorsun. O zaman subject atılabiliyor. O zaman tabii WH artı verb artı object gibi bir yapı oluşuyor. Bu çok aşırı önemli bir şey değil. Yani yine readinglerde falan karşımıza çıkabilir. I don't know who lives next door mesela. Bilmiyorum. Yan kapıda kimin yaşadığını bilmiyorum. Zaten sen kimin yaşadığını sorduğun için şurada normalde who'dan sonra subject olması gerekirdi. Yok. Neden yok? Çünkü zaten onu soruyor. O yüzden yok. Ya da parents want to know. Veliler bilmek istiyorlar. What happened in the field trip? Gezide ne olduğunu bilmek istiyor. Okul gezisinde ne olduğunu bilmek istiyorlar. Yani zaten sen ne oldu diye soruyorsun. Ne olduğunu bilmediğin için onu soruyorsun. O yüzden şurada bir subject olma ihtimali yok. Bunu geniş zamanda, bunu geçmiş zamanda kullanmışız. O fark etmiyor zaten. I will definitely find out who stole my camera. Kameramı kimin çaldığını kesinlikle bulacağım. Evet.
Burada da gene who'dan sonra doğrudan verb to'yu kullanmışız. Çünkü who did steal olmaz. Çünkü subject yok. Doğrudan verb to'yu kullanırsın. Who stole my camera? What happened? Gibi. Anlaşıldıysa geçiyorum. Bunlar soru olarak gelmez. Bunlar soru olarak şöyle gelir arkadaşlar. Size şunu sorar. Şunu sorar. Who mu olacak? When mi olacak? Where mi olacak? Yani onu sorar. O yüzden bunu sadece bilgisayar olarak bilseniz yeter. Who soru ifadesinden sonra yeni bir subject geliyorsa bu sefer whom da kullanılabilir. Zaten whom'un iki tane ana kuralı vardı. Biz bunu subject şeyde adjective clause'larda görmüştük. Whom'u iki tane yerde kullanıyorduk. Birisi subject sorudan sonra, who'dan sonra yeni bir kişi geliyorsa who yerine whom da kullanabiliyorsun. Yani bunu zaten söylemiştik. Bir de öncesinde bir preposition geliyorsa, bir preposition varsa ne demiştik? With whom, about whom, to whom gibi kullanılır. About who diye bir şey yoktur yani. Hep about whom diye bir şey vardır. Ama anlamsal bir farklılık yok demiştik. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. Who'dan sonra eğer yeni bir subject getiriyorsan whom da kullanabilirsin. Yani I don't know whom you were talking to on the phone ya da ikisi de doğru. I don't know who you were talking to. I don't know whom you were talking to. İkisinde de en ufak bir sıkıntı yok. Ya da whom they will choose as the new mayor will be a great surprise. Yeni başkan olarak, yeni belediye başkanı olarak kimi seçecekleri çok büyük bir sürpriz olacak. Evet, whom ve who. Burada ikisi de doğru olur. Düz soruda whom kullanılmaz tabii. Düz soru. Yani who will they choose diye sorarsın. Ama bunu non-clause yapıyorsan whom they will choose hatta daha doğrudur. Evet, umuyorum bu da net. Yani bunlar zor konular değil. Yeni bir subject görüyorsan şurada yeni bir subject varsa, yeni bir subject varsa who'mu kullanabiliyorsun. Aksi takdirde sadece who oluyor. Ha, bu da kıymetli bir şey. Çünkü Türkçe mantıkla düşündüğümüz zaman bazı öğrencilerimiz şeyi çözemiyor. What'lı soruları çözemiyor. Bunun sebebi de şu. What normal düz soruda tabii ki ne anlamına gelir. Fakat non-clause'a dönüştüğü zaman what hani bir yokluk sorduğu için what hani yok bir şeyi soruyorsun, olmayan bir şeyi soruyorsun. Ne anlamına gelebildiği gibi şey anlamına da gelebilir. Hani şey diye de çevirebilirsin Türkçe'ye. Şimdi bunun örneklerini vereceğim. Yani bazı cümlelerde direkt ne diye çevirirsin. Bazı cümlelerde de şey diye düşünmen lazım. Mesela what she said caused a shock among listeners. Yani bu ne söylediği şok yarattı. Bak olmuyor, oturmuyor yani. Türkçe'de oturmuyor. Yani ne söylediği şok yarattı. Ama söylediği şeyler dediğin zaman what she said söylediği şeyler caused a shock among listeners. Dinleyiciler arasında şok etkisi yarattı. Şu senin verbin. Caused senin verbin. Said senin verbin değil. Said non-clause'un verbi. What she said caused a shock. Ya da bu ifade ofis programları için kullanılır. Öncelikle o bilgiyi vereyim. Ofis programları yani Word, işte PowerPoint, ondan sonra diğer Excel. Bunun gibi programlar için what you see is what you get türü programlar denir. Şimdi what you see, bak hatta burada iki tane noun clause birden kullanılmış. İyice saçma. Yani altı yok, yedi kelimelik cümle var burada. Bir, iki, üç tanesi verb. Yani böyle cümleleri işte çözmek biraz zordur. Ama senin ana verbin burada is. Kesinlikle bu öyle. What you see, ne gördüğün, ne elde ettiğindir. Asla çıkamazsın bu şekilde. Ama gördüğün şey şudur. Nedir? Gördüğün şey elde ettiğin şeydir. Yani kodlamada olduğu gibi hani kodlarsın bambaşka bir şey çıkar ya dışarıya product olarak. Ama ofis programlarında öyle değildir. Yazdığın şey ve gördüğün şeyle print aldığın şey birebir
tıpatıp aynıdır. Yani bu o anlama geliyor. Son olarak bu grammar noktasını Metallica ile bitirmek istedim. Hepinizin bileceği bir şarkı bu, değil mi? Unforgiven şarkısından bir şey, kısım. Bakın Unforgiven şarkısının en ünlü kısmı tam 3 tane birden noun clause içerir. What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown. Ne hissettiysem, ne bildiysem ya da daha da güzeli, hissettiğim şeyler, bildiğim şeyler hiçbir zaman parlamadılar. Neyin içerisinde parlamadılar? In what I've shown, gösterdiklerim içerisinde, dışarıya gösterdiğim şeyler içerisinde parlamadılar. Aslında şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da böyle bir şiiri var. Bilenler bilirler. Hatta kitabının giriş kısmındadır o. Neyse, Metallica onlardan, Mehmet Akif'ten çalmış demeyeceğim ama yani böyle bir şey de var. Söylediğim şeyler ve hissettiğim şeyler hiçbir zaman şeyde parlamadı. Gösterdiklerimin içerisinde, gösterdiğim şeylerin içerisinde parlamadı. Çok güzel bir ifade. Şimdi noun clause'ların ilk kısmını bir çırpıda bitirdik. Kısa bir ara verelim. Egzersizleri yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Ondan sonra ikinci türü olan whether or not ya da if or not'la devam edeceğiz. İkinci kısımda görüşmek üzere. Evet, iyi çalışmalar.